Oğlum, kaçacağım diyorsun ama firarelik mahkum hayatından bile zordur. Ben savcıya güveneyim baba. Yemişim kader mahkumluğunu baba be. 15 sene yatarım var benim. Biter mi o? Yersen. Ha? Nacizane bir kardeşim olarak söyleyeyim sana. Sen de gel bizden. Yemin edeyim sana bak. Tabii sen bilirsin. Film gecesine kadar her şey tamam. Yurda yerin arasında anahtarı lazım. O iş bende Furum. Sen merak etme. O odaya girmemiz şart paşa. Duydun mu? Tamam Furum. O iş bende diyorum. Rahat ol. Yalnız bir şey diyeceğim sana. Bu sinema gecesi salonun kontrolünün bizde olması lazım ha. Mutfak bizde. Servis de bizde olacak. Problem olacağını zannetmiyorum. Filmi oynatacak kişi bizden olmalı. İşte orada biraz sıkıntı var Furum. O işlere IT'ci Sadık bakıyor. Geçen buraya kamerayı takan var ya. Hı. O herif de müdürün sağ kolu. Yani onu atlatmamız biraz zor. Mecburuz. Film oynatacak kişi hem bizden olmalı. Hem de kaçmamalı. Eren ne yaptı? Vallahi herhalde bir sıkıntı var. Gelir birazdan. Ya Mücü, Allah'ın seversen bırak beni peşimi ya. Sana çok aşık oldum hacı. Ne olur evlen benimle. Oğlum işimiz gücümüz var. Saçma sapan hareketler yapma. Bana bak, normalde orijinal bir aşçı bulmak lazımdı bunun için ama müdür bey dedi ki mahkumların da dedi cezaevinin bir parçası olduğunu göstermek istiyorum dedi. Dolayısıyla teftiş günü yemekler sizde, unutma. Vay bu ne şeref, bu ne şeref Mücahit Bey. Yalnız Mücahit'le Şeref'i aynı cümlede kullandım. Neden acaba? Çok komik, hepiniz çok... Oğlum bir kere de sulandırmayın şu olayla. Bana bak, şu yemek listesindeki bütün yemeklere harfi harfine uyulacak. Bütün yemeklerde bol etli yapılacak. He, misafir gelince et var, misafir gidince et yok. Ya iki aydır çiğ köfte için şurada bir sıkı bir kıyma bulamadık. Tövbe estağfurullah. Oğlum işinizi yapın la. Yemeklere de acı koyma çok. Müfettişlerin ağzı yanarsa ben de sizi yakarım ona göre. Yalnız acı hacının manifestosudur. Mücahit. Ablanın sen yok. Eren. Eren'e ne oldu? O bebeğinin durumu biraz karışık Fırat. Karışık derken? Hastaneye sevk ettiler. Ne hastanesi oğlum? Herif sabah sapasağlamdı. Ben nereden bileceğim ya? Siz niye her şeyi bana soruyorsunuz? Sana soracağız tabii. Kime soracağız? Oğlum bak delirtmeyin beni artık ha. İşinizi yapın. Bin tane işim var benim. Allah Allah. Abiler kolay gelsin. Sağ ol Beko. Hayırdır be? Abiler ne oluyor? Tadilata geldiler de abi. Bir yardım edersiniz olur mu? Baksana bana. Abi sen benim elimi kolumu bağladın. Ablanın katilini bulacağım dedin. Karışma dedim bak karışmıyorum. Ama artık burama geldi çıldıracağım. Bekir. Nazlı'yı benim izin günümde buraya getirmişler. Ne iş? Sakin ol. Abi nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Bir tane sebep ver buna. Sakin olmak için bir tane sebep ver ya. Nazlı'nın Yesari Holding'in yurdunda ne işi var? Ne alakası var yani? Haberin olsun o kızı alacağım annemin evine götüreceğim bak. Nazlı'nın orada olması hepimiz için daha güvenli Bekir. Daha güvenli. Evet. E sen bana güvenmiyorsun yani. Sen şimdi bu kızın dayısına güvenmiyorsun, anneannesine güvenmiyorsun. Olur mu öyle iş ya? Bir şey diyeceğim, bu eks kayınçon var ya senin. Gardiyan olan. O Nazlı'nın yaşadığını biliyor mu? Hayır. Yani böyle kahraman dayılık falan yapmaz değil mi? Nazlı'nın sağlığı açısından soruyorum. Babası olarak bunu söylüyorum Bekir, tamam? Abim. Senin bu Yesari ile aranda ne var tam olarak? He? Adam geldi böyle bir kaynaştınız, dost oldunuz falan. Sonra ne hikmetse bütün koğuşa düşman kesildi. Şimdi herifin yurduna kızı gönderiyorsun. Sen bana adam akıllı söylesene, bu herifle aranda ne var senin? Dinleyeceğim mi? Dinleyeceğim ha. Sen benim kardeşimsin. Duydun mu? Ailemsin. Bana bak. He? Oğlum sen benim bu dünyada en güvendiğim adamlardan birisin. Karımın katilini bulmak için kardeşim Bekir'e ihtiyacım yok benim. Gardiyan Bekir'e ihtiyacım var. Tamam. Benim için istediğim tek şey aklını kullanman. Başka hiçbir şey değil. Yaklaş. Hmm.
şey diyeceğim. Anahtar işini dediğim gibi yapacağız o zaman, tamam mı? Yapabileceğim mi? Pardon. Oğlum eski hırsızım ben. Sen rahat ol. Anahtar özel zevklerime geliyordu. Ulan var ya, bundan 6 ay önce bana deselerdi ki bir hırsızla işbirliği yapacaksın, hapisten kaçacaksın. Vallahi küfür ederdim ha. Ne oldum demeyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dışarıda gelen siparişler ne durumda? Ben de o iş. Tamam. Bülent abi, buraya gireceğiz abi. Seni bekliyoruz. Evet beyler, öğle yemeği saati. Evet, alalım beyler sizi böyle. Savcı. Sonunda tanıştık. Merhaba ben. Fırat. Ohoho. Köfte ha. Müdür kesenin ağzını açmış. Teftiş var diye tabii bütün bunlar. Ama yarın gününü görecek o. Ne olacakmış yarın? İsyan çıkacak. Yaklaş, yaklaş, korkma. Yarın sinema gecesinde müfettişleri rehin alacağız. Burada taş üstüne taş kalmayacak. Sebep? O müdür bizim kim olduğumuzu anlayacak. Cezaevinde isyan çıkarmak o kadar kolay mı ya? Ha? Müfettiş rehin almak falan. Biz bütün hazırlığımızı yaptık. İsyan demek ne demek biliyorsunuz değil mi? Masum bir sürü insanın ölmesi demek. Ayrıca devletin müfettişinin ne suçu var? Bana devlet ağzı yapma savcı. İsyana destek vermeyen bütün koğuşları da affetmeyeceğiz. Ya bize katılırsınız ya da ölürsünüz. Bir şey diyeceğim. Ne diyor oğlum o manyak? İsyan misyan diyor. Yakacak bizi bu. Olmaz. Sinema gecesinde eğer isyan çıkarsa kaçış yatar. Oğlum duymuyor musun manyağı? Psikopat lan bu. İsyana katılmazsanız yakarım diyor. Bir şey yapmamız lazım. Kimsenin kılına zarar gelmeyecek bir plan yaptık. O manyak yüzünden vazgeçemeyiz. İcabına bakacağız. Eren. Eren. Ne oldu oğlum? Eren. Abicim ne oldu? Niye götürdüler seni hastaneye? Lan Müco, ne yaptınız oğlum çocuğa? Ne yapacağız herife? Elimizden geldiğince imkanımız varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Şş, Eren. Eren. Eren cevap ver abicim. Müco. Ne oldu oğlum çocuğa? Fırat, sonra öğrenirsiniz bunları ya. Bütün koğuşlar yemek bekliyor. Haydi. Gel oğlum senden. Geç oğlum senden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.